6502 sayılı tüketici kanununa göre dosya masrafları, yapılandırma masrafları ve komisyon masrafları yeni Yargıtay içtihatlarına göre, Yargıtay Hukuk Dairesi'nin vermiş olduğu karara göre vatandaşlara iade olup olmadığı hususunda değerlendirme yapacağız. Peki vatandaş az önce bahsetmiş olduğumuz dosya masrafı, yapılandırma masrafı ve komisyon masraflarını geri iade alabilir mi? Alabilirse nasıl? Hangi hakem heyetlerine başvurulmalı? Yetki sınırı ve miktar sınırı var mıdır? Bu soruların cevaplarını arayacağız şu anda. Vatandaş öncelikle ikametinin olduğu yer kaymakamlığına başvurması lazım. Dosya masrafı ve yapılandırma masraflarının geri iade alabilmesi için. Örnek veriyoruz. Ali amca Palandöken ilçesinde oturuyor. Öyleyse nereye başvuru yapmalı? Palandöken ilçe kaymakamlığına başvuru yapmalı. Ancak miktar sınırlamasına göre tabii ki. Miktar sınırlaması 2300 TL'nin altında ise, alacak miktarı 2300 TL'nin altında ise bu durumda ilçe kaymakamlıklarına başvuru yapılması zorunlu. Ancak miktar sınırlaması 2300 ile 3500 TL arasında ise bu durumda ilçe kaymakamlıklarına değil, il tüketici hakem heyetlerine başvurulması lazım. Erzurum'da Erzurum Valiliği il hakem heyetine başvurulması gerekiyor. Ve neticesinde kaymakamlığın veya valiliğin vermiş olduğu hakem heyeti kararını icraya konulması gerekiyor. 15 günlük yasal süresi içerisinde itiraza kabildir. Peki itiraz nereye yapılması lazım? Eğer aleyhe bir karar verilmiş ise bu durumda Erzurum örneğinden gidelim. Tüketici mahkemesi sıfatıyla asli hukuk mahkemesinde dava açılması gerekir. Eğer lehimize bir karar çıkmış ise bu durumda yine 15 günlük karşı tarafın, yani davalı tarafın, ki genellikle dosya masrafı, yapılandırma masrafı ve komisyon masraflarında davalı taraf bankalar oluyor. Bankalar 15 gün içerisinde itiraz edebilir. Eğer 15 günlük yasal süresi içerisinde itiraz etmezler ise bu durumda hakem heyetlerinin vermiş olduğu kararlar ilan niteliğinde, yani mahkeme kararı niteliğinde olduğu için direkt ilamlı icra takibi yapılarak tahsili kabildir.